Bursa İznik'te kafe hizmeti verilen bir firmayı ve firma sahibi Bahar Mançoları tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Bu sektöre çocuklarım büyüdükten sonra bir iş sahibi olmak istedim. İznik'te de yapabileceğimiz güzel, keyifli ve beni strese sokmayacak bir iş olsun diye düşündük. Ve büyük oğlum üniversiteye gittiği için orada anne, üçüncü nesil kafeler çok güzel, İzmir'de çok güzel kafeler var, bunu neden İznik'te yapmayalım dedi. Ve birlikte böyle bir şey yapmaya karar verdik. Büyük oğlumla bir ziyarete gidecektim İzmir'e. O sırada da İzmir'deki barista kurslarını araştırdık. Ve sağ olsun Cenk Bey bize çok yardımcı oldu. İzmir'de bir barista kursuna gittik. Oğlumla ikimiz birlikte belgelerimizi aldık. Ve İznik'te çok dile getirmesem de 3. nesil kafeciliğin adımını atmış olduk. Ben çok küçük bir kafeyim. Ama sıcak, samimi, huzurlu bir ortam yaratmaya çalıştım. Yani burada gelen insanların keyif almasını istedim. Karşımızda İznik Gölü var ve orada gün batımını seyredebilirler. Kahvelerini alıp kendileri sahilde dolaşabilirler. Artı 1600 yıllık bir su altı bazilikası tam karşımızda. Bunun da bize avantajları çok oldu. Su altı bazilikası şu anda aktif olarak ziyarete açılmış değil. Fakat gelenler sahilde yürüdükleri zaman bizim gibi bir takeaway kafeden kahvelerini alıp da sahile inip oturabiliyorlar. Aynı zamanda istedikleri kadar kafemizde de oturabiliyorlar. Farklı ürünlerimiz var. Espresso bazlı kahveler yapıyoruz. Bunlar da kaliteli ve düzgün markalardan oluşan soslar ve şuruplar kullanıyoruz. Filtre kahvelerimizi de yine İzmir'den Cofento markasıyla alıyoruz. Cenk Bey onları da bize taze kavrulmuş bir şekilde gönderiyor ve ben burada günlük demleyeceğim kadarını öğütüp müşterilerimize o şekilde hizmet veriyorum. Genelde kendimizin yaptığı pastaları, işte tiramisu olsun veya kurabiye olsun, onları kendi ev yapımı olarak misafirlerimize, müşterilerimize ikram ediyoruz. Bunun dışında günlük tüketildiği için çok fazla çeşit değil, genelde tek çeşit ama taze ve günlük olarak satış yapıyoruz. Birçok kahve çeşidimiz var. Espresso bazlı kahvelerde latte, americano, flat white, cappuccino, karamel latte, mocha, white chocolate mocha. Bunları hem sıcak ve hem soğuk olarak, yani ice olarak da ikram ediyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi filtre kahve, Türk kahvesi, bunları da ikram ediyoruz. Soğuk içeceklerimiz olarak frappelerimiz var, milkshake, kendi yapımımız olan cool lime'ı özel lime limonlarından kendimiz üreterek müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Ben kendi yaptığım hibisküs şerbetini de İznik halkı sevdi. Özellikle kahve tüketmek istemeyip de başka içecekler var mı diye soranlara soğuk içecek olarak hibisküsü de ikram ediyorum. Biz ilk kafemizi açarken, yani kahvelerin sunumunun güzel olması için cam bardaklar, işte porselen fincanlar falan aldık. Ama bu pandemi girdikten sonra, ben 1 Haziran 2020'de açtım burayı. Öyle olunca hijyenin önemini ortaya koyabilmek için, yani karton bardak, kullanat şeklindeki bardakları kullanmayı daha uygun gördüm. Çünkü yani hijyen çok önemli. Ne kadar yıkarsak, ne yaparsak yapalım, kalabalık ortamlarda ortak kullanılan yiyecek içecek ekipmanları ister istemez bir risk barındırdığını düşündüm. Böyle olunca şu anda hiçbir şekilde cam veya porselen ekipman kullanmıyorum. Sadece kullanat kullanıyoruz. O şekilde hijyeni sağlayabileceğini düşündüm. Yani fiyatları minimumda tutmaya çalışıyorum. Herkese özellikle kampanyalar yapıyorum. Mesela bizim kafemizin bir kartı var. O kartta 9 kahve içene 10. kahve bedava gibi bir kampanyamız var. Yani bu şekilde özellikle öğrencilere, daha düşük gelir grubu olan çocuklarımıza destek olmaya çalışıyorum. Son olarak ben herkese şunu söylemek isterim ki İznik gerçekten gelinmesi, görülmesi gereken çok önemli, çok değerli tarihe ve doğal güzelliğe sahip bir yer. Ve lütfen buraya gelmeyi ihmal etmeyin. Her yerden çok yakın esasında. Ulaşımınız çok kolay artık. Ve gerçekten şunu da söylüyoruz ki başka bir İznik yok.